Evet değerli izleyenlerimiz, sevilen Kuruluş Osman dizimizdeki Osman Bey'in hocası ve kayınbabası Şeyh Edebali ne zaman ve nasıl ölmüştür? Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 87, NCI bölümüne İbrahim Fakih kılığındaki ustanın, ahilik töreni sırasında Söğüt'teki hanı patlatması ve patlama sonrası Şeyh Edebali'nin yaralanması ile Şeyh Edebali'nin ölümü merak uyandırdı. Tarihte Şeyh Edebali nasıl ve kim tarafından öldürülmüştür? Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali, 1206 ila 1326 Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı, din bilgini, Ahi Şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, Rabia Bala Hatun'un babasıdır. Osmanlı Devleti'nin fikir babası, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin akıl hocası olan Şeyh Edebali, Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi o dönemin büyükleri ile aynı zamanda yaşamıştır. Edebali ilk tahsilini Karaman'da yaptı. Hanefi fakihi Necmeddin Ez-Zahidi'nin öğrencisi oldu. Daha sonra Dımaşk'a giderek Sadreddin Süleyman Bey, Ebiliz ve Cemalettin el-Hasiri gibi dönemin tanınmış alimlerinden dini ilimleri tahsil etti. Dımaşk'tan ülkesine dönünce tasavvufa yöneldi, Bilecik'te bir zaviye kurarak halkı irşada başladı. Edebali Osman Gazi ile Bilecik'te tanıştı. Alim ve sufileri çok seven Osman Gazi, mübarek günlerde şeyhin zaviyesine giderek dini ve idari konularda her zaman onun görüşlerine başvururdu. Cenab-ı Mustafa Efendi, vr. 555 a. Aşık Paşazade'nin, Osman Gazi'nin imamı İshak Fakih'in oğlu Yahşı Fakih ve Edebali'nin oğlu Mahmud Paşa'nın rivayetlerine dayanarak anlattığına göre Osman Gazi bir gece Edebali'nin zaviyesinde kalmış, rüyasında şeyhin koynundan doğan bir ayın kendi koynuna girdiğini, aynı anda göbeğinden bir ağaç bittiğini ve bu ağacın gölgesinin dünyaya yayıldığını, altından dağlar yükseldiğini ve her dağın altından da suların çıktığını görmüş. Osman Gazi rüyasını Edebali'ye anlatınca şeyh, Hak Teala sana ve nesline padişahlık verdi. Mübarek olsun, kızım Malhun Hatun da senin helalin oldu, der. Edebali'nin bu yorumu üzerine Osman Gazi Malhun Hatun ile evlenmiştir, Aşık Paşazade, S. 6, ayrıca B.K. Tercemeyi Menakıb-ı Tacül Arif'in, V.R. 3B, Mecdi, S. 20 ila 21, Cenab-ı Mustafa Efendi, VR, 556 A. Bazı kaynaklarda bu isim Mal Hatun şeklinde geçerken Oruç B. Adıl'de Tevarihi Ali Osman'da, S. 8 ila 9, 84 yukarıda anlatılan rüyayı Osman Gazi'nin değil babası Ertuğrul Gazi'nin gördüğünü ve Şeyh'in Osman Gazi ile evlenen kızının adının Rabia Hatun olduğunu kaydeder. Edebali mutasavvıf olması yanında ilk Osmanlı kadısı ve müftüsüdür. Döneminin birçok fakihi ile görüşmüş ve onlardan ders almış, çok sayıda talebe yetiştirmiştir. Önde gelen öğrencilerinden damadı Dursun Fakih, Şeyh'ten sonra Osmanlı Devleti'nin ikinci müftüsü ve kadısı olmuştur, Leknevi, S. 85. Çandarlı Karahalil'in de Edebali'nin talebesi olabileceği ihtimali üzerinde durulmuşsa da bunu doğrulayan herhangi bir belge yoktur. İA 3-352. Şeyh Edebali Osman Bey'in neyi oluyor? Şeyh Edebali Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun'un babasıdır. Osman Bey'in kayınbabasıdır. Aynı zamanda fikir danıştığı hocasıdır. Şeyh Edebali nasıl ve ne zaman öldü? Edebali uzun bir ömür sürdükten sonra 726-1326 yılında vefat etti. Ezarfen Hüseyin Efendi ise diğer kaynakların aksine vefat tarihi olarak 727-1327 yılını kaydeder. Nasıl öldüğü bilinmemektedir. Şeyh Edebali türbesi nerededir? Şeyh Edebali, 120 yaşlarında Bilecik'te vefat etmiştir. Dergahının zikir odasına gömülmüştür ve vefatından bir ay sonra kızı, 4 ay sonra ise damadı Osman Gazi vefat etmiştir. Şeyh Edebali adına Bilecik ve Eskişehir'de türbeler yapıldı. Şeyh Edebali türbesi Bilecik'teki en önemli tarih miraslarından biridir. Osman Gazi oğlu Orhan Gazi caminin üst tarafında yer alan tepelik alandadır. Kuruluş Osman Şeyh Edebali'yi kim oynuyor? Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali'nin hayatını oyuncu Seda Yıldız canlandırmaktadır. 20 Mayıs 1962 yılında dünyaya gelen Seda Yıldız Zonguldak doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan tiyatro bölümü mezun olduktan sonra ilk oyunculuk deneyimini Kuyucaklı Yusuf filminde rol alarak yaptı.
Türkiye'de reyting rekorları kıran birçok dizide rol alan Seda Yıldız günümüzde ATV kanalında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali karakterinde rol almaktadır.